Gençlik merhaba. Merhaba abi. Suriyeliler var Türkiye'de biliyorsun. Doğru abi. Devlet Bahçeli bunların gönderilmesini istiyor. Aynen. Daha önce Devlet Bahçeli Suriyelilerin gönderilmesiyle ilgili hiçbir şey söylemiyordu. Şimdi gönderilsin usulüyle diyor. Neler söylemek istersin? Abi vallahi ülkeye geldiklerinde beri, ya ülkeye gelmedik, ülkeye onlar gelmeden önce ülke bayağı iyiydi yani. Kardeşlik vardı, dostluk vardı. Şimdi onlar geldi. Bak bakıyorum şimdi bir ev kirası olmuş 6.000 lira 7.000 lira. Yarın öbür gün yani biz burada Türk vatandaşı bulamayız. Burada bir tane Türk evi bulamayız. Hiçbir şey bulamayız abi. Giriyorum mesela bakkala cebimde yani bir şey alacağım. Bir cips olmuş 35-45 lira abi. Suriyeliler mi yaptı bu zamları canım? Abi vallahi bilmiyorum. Onlar geldi ülkeye. Her şey zamlandı. Kendi evlerini almaya başladılar. Kendi arabalarını almaya başladılar. Bakıyorum oradan eline araba gelmiş abi. Kuvvetlisi, ne bileyim, Suudilisi. Lavuklar geliyor abi, ev alıyorlar kendilerine buradan. Dükkan alıyorlar. Suriyeliler mesela ev alıyorlar dedin ya. Suriyelilere evlerini kim satıyor? Evlerini bizim kendi Türk vatandaşları satıyor abi? Bunlara tepki göstermek gerekmiyor mu önce Suriyelilerden? Doğru abi, ben zaten öyle olması gerekiyor abi. Adamlar gidiyorlar kendi evlerini elin Suriyelisine satıyorlar. Adam geliyor burada ev alıyor kendisine, araba alıyor. Sonra zaten ben bir şey duydum. Suriyeliler kendilerine ev alınca yani Türkiye'den gönderilmesini istiyorlar. Yani Türkiye'den gönderecekler adamları. Sonra diyor adamlar diyorlar bizim burada evimiz var. Adamlar kendi vatandaşlıklarını alıyorlar. İşte bu kadar. Sen geçinebiliyor musunuz? Ekonomi nasıl? Vallahi benim babam askeri ücretle geçiniyor. Ya askeri ücret alıyor. Çalışıyor. Aynen. Sen çalışıyor musun? Ben çalışıyorum abi. Çalışıyordum, şimdi bıraktım abi. Neden bıraktın? Kır işinde çalışıyorum abi. Kır işi derken? Bak kır işi gidiyorum kıllı kıllı şeftalileri topluyorum abi. Gidiyorum şeftali topluyorum. Güneşin altında ben yanıyorum abi. Evim kirasını çıkartmak için, evin faturasını çıkartmak için. Yani karnım aç kalmaması için mücadele ediyorum abi bayağı. Ne kadar gömüye alıyorsun? Abi günlük 500 lira para alıyorum. Ev kira mısın? Aynen abi. Ne kadar kira veriyorsunuz? 8 bin lira para kira veriyoruz abi. 8 bin lira kira veriyorsun. Aynen 17 bin lira baban asgari ücret alıyor. Nasıl geçiniyorsunuz siz? Vallahi babam para koyuyor, ben para koyuyorum. Gülüm nasıl para koyuyorsun? Baban zaten çalışıyor, 17 bin lira alıyor. 8 bin lira kira ödüyor. Ben 15 bin lira alıyorum abi. 15 bin lira. O zaman sen katkıda bulunuyorsun evine. Aynen. Yani ben 10 bin lirasını... Yani şöyle yani baban evin kirasını ödüyor, sen de eve bakıyorsun öyle mi? Aynen öyle. Yok abi. Ben bir de babam çalışıyor. Ben de öyle çok kaç kardeşsiniz? Sık çalışmıyorum. Tatilde çalışıyorum abi. Okuyorsun 4 kardeşiz aynı abi. 4 kardeşsin. Senden abi. Ufaklar mı var? Aynen abi. Teşekkür ederim. Bir de bir ablam var abi 18 yaşında. Teşekkür ederim. Eyvallah abi. Merhabalar kardeş. Abi. Devlet Bahçeli'yi tanıyorsun. Evet, MHP'nin başkanı diye biliyorum. Genel başkanı. Bugün Suriyelilerin gönderilmesiyle ilgili bir çıkışta bulundu. Nasıl bir çıkışta bulundu? Tam gönderilsin ifadelerini kullanıyor. Tamam, ne güzel. Daha önce Devlet Bahçeli neredeydi? Böyle bir çıkışta bulunmuyordu. Daha önce... Niye bulunmuyordu ya? Abi menfaat, galiba bir menfaat oldu. Nasıl menfaat? Seçimi kaybettiklerinden dolayı mı? Olabilir yani. Belki şey... Tam siyasetle alakalı bilgim de yok. Bir menfaati çıkışmıştır. O yüzden hani eskiden gönderilmemesinden yanaydı. Evet. Şimdi gönderilmesinden yanaysa bir menfaati çıkışmıştır birilerine. O yüzden hani... Bence gönderilmesinden de yanayım ben. İyi ki böyle bir şey söylemiş yani. Umarım yakın tarihte yollarlar. Ne kadar Suriyeli var sence Türkiye'de? Türkiye'de 10 milyon aşıyordur. Çok var. Hele Bursa'da çok var. Hani her köşe başında ve her köşe başında Suriyeli var. Hani bazıları adam gibi adam. Bazıları da ne bileyim bana rahatsız edici geliyor davranışları. Özgür Özel'le biliyorsun Cumhurbaşkanı bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Özgür Özel'le görüştü. Aradan 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne geldi Cumhurbaşkanı. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bunu abi bence hani artık kavgalar bitsin, hani herkes bir araya gelsin. Hani Türkiye yararına ne varsa hani bütün büyükler toplansın, konuşsun, hepimizin yararına olsun. Peki Cumhurbaşkanı seçimden yani seçimi kaybetmemiş olsaydı, AK Parti belediyeleri kazanmış olsaydı CHP genel merkezine gider miydi? Gitmezdi. Gitmezdi. Şey olurdu, ne derler buna? Ne bileyim, hep zaten AK Parti ile CHP bir atışma halinde. AK Parti hani sürekli kendini yukarıdan gördüğü için hani o büyüklükte gidip konuşmazdı yani, ben öyle düşünüyorum.
olmazdı yani. Ama CHP bir büyüklük yapıp gitti, hani bütün tartışmaları hani bir noktaya, doğruluğa getirelim dedi. Ne güzel gitmiş yani. Umarım hani güzel bir şey çıkmıştır o toplantıdan herkesin yararına. Umarım hani gönderirler yani. Hani ama şey, yavaş yavaş. Hani bir anda gönderileceğiniz... 1 milyon mülteci zaten bir kere de nasıl gitsin? Ha aynen. Ve hani orada yer var mı? Güvenli bir yer var mı? Hala savaş devam ediyor diye biliyorum. Güvenli bir yer varsa böyle düzüne düzüne halinde gönderilsin. Parça parça halinde yani. Memnun kalırız abi. Her bir, bu arada hani ekonomide rahatlar, her yer boşalır. Hani herkes zaten mülteci sıkıntısından dolayı bir kafası ağrıyor. Herkesin bir rahatlar yani. İşsizlik ortadan mı kalkar? Aynen, o da olabilir yani. İşsizlik ortadan kalkar sorusunu şundan dolayı sordum. 17 bin lira asgari ücret. İnsanlar 7 bin lira, 8 bin lira kira ödüyorlar. Kirada olanlar. Aynen. Şimdi sen işsizsin, Suriyeliler gitti, sen iş buldun. 17 bin liraya çalışmaya başladın. Evinde kira nasıl geçineceksin? İş bulsan ne olur ki? Allah yukarıya bakarım diyeceğim de o da bizden yana değil şu anlık. Bilemiyorum abi. Umarım hani yakın tarihte yollarlar. Güzel bir tatil yaparım. Antalya'da, Bodrum'da, belki yurt dışında. Öyle söyleyeyim. Ben teşekkür ederim. Yalnız da kendine. Merhabalar kardeş. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Sayın Devlet Bahçeli. Evet. Bilmiyorum haberiniz var mı? Bir çıkışta bulundu. Evet. Suriyelilerin gönderilmesiyle ilgili. Evet. Yani aynı Devlet Bahçeli bundan bir ay önce, üç ay önce susan. Ya evet. Daha önce de susan. Hatta 10 yıldır susan Devlet Bahçeli'ye ne oldu da böyle oldu? Vallahi Devlet Bahçeli'nin yaptıklarına şaşırmamak lazım. Biz her türlü milliyetçiliği, Türk milliyetçiliğini de ayaklarımız altına aldık diyen bir insanla, mutabakat yapan bir insan. Bugün bunları söyleyebilir. Bugün burada şey yapmaya çalışıyor. Biraz oradan bir denge mekanizması yapmaya çalışıyor Erdoğan'ın CHP ile. Fiziki olarak dengeleyebiliyor mu kendini ki Devlet Bahçeli bu ifadeleri dengeleyebilir? Yani fiziki olarak dengelemesi de çok mümkün değil. Yani artık Devlet Bahçeli'nin bu işleri bırakması lazım. Ama onlar yani şöyle bir durum var. Tabii devlet içerisinde o cenah, işte MHP cenahı belli bir el, işte parmakları bal tuttuğu, o parmağı yaladılar. O balın şerbeti ağızlarına geldi. Devletin kurumlarına ister istemez bir şekilde bu ittifakla yerleştiler. Ve de bunun şeyini görüyorlar, faydasını yüksek yargıda görüyorlar. İşte devletin bütün kamu kurumlarına görüyorlar ve de bunu burada bir boşluk bırakıp bu CHP'ye, başka partilere burada bir alan doldurmak istemiyorlar. Ama bir yandan da Erdoğan da artık anayasa yapması lazım. Bunu bir çoğunluk sağlaması lazım. Yani Özgür Özel'le bunları görüşüyor da ben buradan bir şey de çıkacağını zannetmiyorum. Bence MHP lideri de Bahçeli de buradan bir şey çıkacağını çok tahmin etmiyor. Ama gene de en ufak böyle Erdoğan'ın başkasıyla flört etmesine gıcık kapıyor. Öyle bir durum var. Yoksa yani böyle Anayasa Mahkemesi'nin kurallarının bugün böyle çiğnendiği, ayaklar altına alındığı bir ortamda Özgür Özel de doğru söylemişti o konuda. Yani normalleşme falan mümkün değil Türkiye'de. Çünkü Türkiye normal şekilde gitmiyor maalesef. O yüzden böyle şu da var, belki şu da etkili olabilir. İşte Sinan Ateş'in eşi geçenlerde birkaç gün önce bir açıklama yaptı. O da şöyle dedi ki beni işte danışmanın tarafından aramıştım. Böyle bir görüşme yapılacaktı. Ancak Bahçeli böyle bir açıklama yapınca, çıkış yapınca orası iptal oldu. Sanırım bu görüşme yeniden yapılacak. Değil mi? Yeniden güncellendi. Cumhurbaşkanı'nın danışmanı. Evet. Hasan Doğan. Bunların üst üste gelmesi demek ki artık MHP ile AK Parti arasındaki sular hafiften kaynamaya başladı. Bu Ayhan Bora Kaplan dosyasında da bunlar biraz sezinlenmişti vatandaş tarafından. Artık zaten bu ittifakın bir şekilde bozulup, yani milletin hayrına olmayan bir ittifak olmadığı açık. Niye açık? Yani bugün mülteci meselesine en başta karşı çıkması gereken partilerden bir tanesi, gerçekten milliyetçilik iddiası varsa MHP'ydi. Ama bunu tamamen göz ardı ederek, muhalefetin hatta bu tarz söylemlerine, işte Ensar Muhacir böyle masallarıyla, mavallarıyla karşı çıkan MHP bugün o kendi alanını korumak için, destek temasını korumak için bu tarz şeyler yapıyor ama bilmiyorum yani Erdoğan herhalde MHP'den hafiften şöyle bir kaçma modunda diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısı olsun. Cumhurbaşkanı'nın biliyorsunuz bugün Özgür Özel'le görüştü. Evet. 2 Mayıs'ta da Özgür Özel AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı'yla görüşmüştü. Evet. Seçimi biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri kazandı. Eğer evet, belediyeleri Cumhuriyet Halk Partisi kazanmayıp AK Parti belediyeler anlamında bir zafer kazanmış olsaydı böyle bir ortam oluşabilir miydi? Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret eder miydi Sayın Erdoğan? Yani şöyle, öyle bir ortamda çok ziyaret edeceğini düşünmüyorum. Çünkü nihayetinde önceden niye ziyaret etmedi? Bugün İsmail Saymaz da sanırım söylüyordu. CHP Genel Merkezi'ni en son ne zaman ziyaret etmiş? Galiba bina yeni yapıldığı zaman. 18. Değil mi? Baykal dönemi. 18 yıl. Bina mı yeni yapılmış? Evet. Yani böyle bir mağlubiyetten sonra tabii, yani şu var.
ülkede şu var, insanların oy verirken de şunu düşünmesi lazım. Güç artarak devam ettiği zaman ister istemez bir güç zehirlenmesi oluyor ve de iktidardaki kişiler, muhaliflere, kendi gibi olmayanlara, bakın Erdoğan %51 ile seçildi. Erdoğan %70 ile, %75 ile, %80 ile, %85 ile, Putin gibi, işte Azerbaycan'daki gibi seçilmedi. O yüzden bunların şuna dikkat etmesi gerekiyordu. %51 seni seven varsa karşına %49 hayır diyen bir, gerçekten de bir yarı yarıya bir durum var. Burada ona göre o azınlıklara, kendinden gibi olmayanlara biraz da hoşgörülü yaklaşması gerekiyordu. Ama bunu bu şekilde olmadığının ispatı yıllar sonra, 18 sene sonra CHP'ye gitmesi. Yani bir işte başbakanlık yapmış, AKP genel başkanlığı yapmış, halen daha yapıyor maalesef. Bir insan bir ana muhalefet partisini kendisine muhatap almaması bu ülkenin aslında demokrasisinin özeti. Sürekli galibiyetler, sürekli her seçimde böyle şeyler. Öyle olunca da adam yani gitmeye bile tenezzül etmedi. Şimdi anayasada sıkıştı. Şunu da anlamıyorum. Anayasada ne var mesela? Ben hukukçuyum. Anayasada ne var mesela? Ya bu ülkede rüşveti, yolsuzluğu engelleyeceğinde anayasanın birinci maddesinde ya işte memurlar rüşvet, yolsuzluk yapmalıdır, zorunludur. Kardeşim yapmazsan seni memurluktan atarız. Böyle bir şey mi var ki? Yani sen bunu önlemeye çalışıyorsun. Mesela anayasada şu da yok. Siz tarım hayvancılık yapmayacaksınız diye bir madde de yok. Aynen öyle. Yani ama tarım hayvancılığı yerle bir eden bir iktidar var. Aynen öyle. Yani bu, bakın yani hukuk mevzusu şöyle. Ben de hukukçuyum. Ben de bu işleri biliyorum. Şu anda isterseniz gidin Mozambik'in hukukunu getirin buraya koyun. Siz kanun olarak çok fazla bir sorun yaşamazsınız. Ama ne var? Nasıl sorun yaşamazsınız? Sizin adam akıllı hakimleriniz, savcılarınız gerçekten hukuku uygularsa, tarafsız şekilde giderlerse sizin yani mevcut hukukunuz yani o kadar da ayağınıza dolaşmaz. Anayasada dolaşmıyor. Yani bu sürekli ne var? O askeri vesayet diyerekten anayasayı böyle delmeye çalışıyorlar. Bir takım hükümleri. Ama çok da enteresan, mesela Barolar Birliği diyor ki ilk dört maddeye dokunamazsın. Bunu demesi de çok içimi acıtıyor. Niye? Bunları ana muhalefetin, İşte CHP'nin, İYİ Parti'nin, diğerlerinin ilk dört maddeyi değiştiremezsin diye Erdoğan'ı ikaz etmemeleri lazım. Zaten o haddine mi ya? Anayasada yazıyor kardeşim. Sen zaten bunu niye uyarıyorsun? Kimse değiştiremez ya ilk dört maddeyi. Öyle bir şey yok. Sen bunu teklif bile edemezsin. Ve de bunu muhalefet ağzına dahi alamaz. Söyleyeceksen bu şekilde söyleyeceksin. Kardeşim ben ilk dört maddeyi söylemeye bile tenezzül etmiyorum. Sen kimsin ya? İlk dört maddeyi değiştireceğine. O demek. O demek darbe yapmak demektir. Anayasayı başka türlü ilk dört maddeyi nasıl değiştireceksin? Yani bu ilk dört madde, 66. madde falan filan, bunların üzerine bence muhalefete çok konuşmaması lazım. Erdoğan'ın muhatap da almaması lazım. Olmaz böyle. Yani Erdoğan normalleşme istiyorsa o zaman Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulayacak. Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan, onu da söyleyeyim, o adam, o kişi Muhsin Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına atandı biliyorsunuz. Yargıtay Başkanlığı seçiminde kendisine öyle bir söz verildi. Kendisi oraya gitti. Siz Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Türkiye'de görülmemiş bir şekilde suç duyurusunda bulunan, ki öyle hukuken de öyle bir şey yok. Öyle bir yetkileri yok yani, onların şeyi değil, kanunla mümkün değil. Böyle bir hukuksuzluğu uygulayan bir dairenin başkanını siz getirip de Cumhuriyet Başsavcılığına veriyorsanız bu saatten sonra zaten siz her şeyin yolunu kapatıyorsunuz. Yani siz diyorsunuz ki benim gibi olanlar benimle yaşasın, benim gibi olmayanlar ölsün kalsın ne olursa olsun. Yani klasik AK Parti zihniyeti. Sor. Dört madde yani değiştirilemez. Aha. Onlar Allah'ın ayeti mi? Niye değiştirilmiyor? Onlar da insanlar koymamış mı? Onlar hatalı olamaz mı? Sen mesela ilk dört maddede ne var mesela senin rahatsız ediyorsun? Yok, sen diyorsun ya hani değiştirilemez. Anayasaya göre değiştirilemez. Adam demiş niye? Ki anayasa yazdı. Ayet mi? Allah mı indirmiş? Bak, onlar da insanlar ben, var. Ben de inanıyorum. Hatalı elhamdülillah olabilir. Ben de Müslümanım. Müslümanım. Ama ülkede gerçekten bir hukuk varsa bizim sorunumuz dört madde değil. İlk dört madde değil. Ülkede bir sürü sorun var. Tamam hani, sen değiştirebilir diyorsun. Ne değiştirirsin mesela? Ya dur sana şunu söyleyeyim. Mesela ben sokak röportajları pek ilgilenmiyorum. Niye diyeceksen, sadece seçimden Erdoğan'ı karalama veya CHP'yi karalama çok saçma sapan şeyler. Tamam. Bunlar hani bence hani ülkede çok büyük daha sorunlar var. Ne var mesela? Mesela eğitim sorunu ondan daha büyük. Sorunu kimin sorunu? Bir dakika. Eğitim sorununu bu hale yok. Eğitim sorununu bu hale kim getirdi? Ya eğitim sorunu tarihte hep eğitim sorunu vardı zaten. 23 sene önce bir şey söyleyeyim mi güzel kardeşim? Ben Erdoğan'ı zaten savunmuyorum. Bir dakika ama biraz önce sen Erdoğan'ı karalıyorlar dedin. Evet. Bir dakika Erdoğan'ın karalanması gibi bir şey yok. İktidar yapamadıklarından dolayı eleştirilir kardeşim. Ama ben zaten Erdoğan'ı savunmuyorum ki ben. Biraz önce karalıyorlar dedin ya. Tamam. Sadece Erdoğan için demiyorum. Diğer partiler için de mesela sokak röportajları sadece. Ya diyor ki. Sen onun sokak röportajlarını sevmiyor musun? Ben eğer bir dakika bir şey söyleyeceğim sana. Eğer gerçekten bağımsız olacaksa sadece hani partiler üzeri değil mesela daha büyük sorunlar var. Mesela eğitim sorunu önce söylüyorsun bak eğitim sorunu mesela Kürt sorunu ülkenin en büyük sorunlarından biri ama hiç PKK sorunu var, terör sorunu var. Evet. Bunların başı ezilmiyor. Evet. Bak
PKK'nın başı yeterince ya, ezilmiyor. Benim öyle bir sorunum var. Kardeşim bak. Kardeşim PKK'nın başını ezmiyor ya bizim devletimiz yeterince. Öldürün şunları ya. Daha çok öldürmeler. Böyle bir sorunumuz var. Öldürmekle bitiremezsin işte. Sizin kafa sen bu. Sen öldürme kaçtasın. Evet mevzu o. Zaten sizle anlaşamayız işte. Kardeşim. Öldürmekle bitiremezsin adamları. Bu düşünceyle her zaman sorunumuz var. Benim var. Öldürmekle hep olacak. 40 yıldır çoktan biterdi. Ya kardeşim gel şunu konuşalım. Şunu masaya yatıracaksın, bak, benim çok yakın arkadaşım bak. Bak burada sorsan şunu belki buranın yarısı sen Kürt'e konuşalım. Sen polis olmaya çalış. Devlet senin Kürt olduğun için polis olmaktan yapmaz mı? Benim en yakın arkadaşım Kürt polis. Sen i̇şte, hakim olmaya çalış. Ben avukatım. Hakim, benim avukat çok yakın arkadaşım Mudanya'da isim de verebilirim. Hakim olmuş, bakan olmuş, savcı olmuş, her şey olmuş. Hazine bakanı daha Kürt. Sorun ne? Sorun ne? Sorun ne biliyor musun? Kaçakçılık yapıyorsun. Oradan bir ton bir düğünde milyonlarca lira, altın, refah var, zenginlik var. Devlet sana ona göre hoşgörüyle yaklaşıyor. Daha ne? Sorun ne yani? Kürt sorun derken sorun ne? Şöyle bir gireyim. Söyle. Kürt sorun derken sen avukatsın. Avukatsın ama karşılıklı konuşmayı. Tamam, buyur. Şey yap. Tamam. Kürt sorunu sadece ben burada avukat da olurum, doktor da olurum. Bir Kürt burada. Tamam. Bunu bir ki, sadece muhakkak. Kürt değil. Suriyeli de, Senegalcısı da gelse burada vatandaşlık alsa bu olur. Yok, önemli değil. Evet. Ya benim için önemli değil. Suriyeliymiş, Afganmış, şeymiş. Ha, benim için önemli. Ben bu ülkenin kuruyucu unsuruysam tamam, sen muhakkak. Nasıl bir hakkın varsa ben de. Şu tamam, an ben seninle nasıl var. Türkçe konuşabiliyorum? Tamam, değil mi? Tamam. Türkiye'nin yarısı Kürt. Sen benimle Kürtçe konuşabiliyor musun şimdi? Yazık, yarısı Kürt değil. Yarısı sen Kürtçe Kürt. Zaten konuş. Sana Kürtçe konuştuğu için kim o zaman konuşamazsın bak, diyor. Böyle bir sorun onun var. Başka bir yere eskiden gitti de. Öyle bir problem var. Hayır, eskiden şimdi vardı. De var. Eskiden daha vardı, büyük. Şu anda yok. Hayır. Şimdi daha büyük. Ben de bir şey diyemem. Ben Türkçe biliyorum. Sen ya Kürt şeyi yasak dedi. Abi Ahmet şey yasak demedi ya. Ahmet spor formasını giydim tamam mı? Beni polisler oraya çekti. Kaşık. Bir saat bana arama yaptılar. Tamam. Bir saat bana arama yaptılar. Bursa'ya gidince niye ne oluyor? Yaptılar? Bursa'ya gidince ne? Tamam, Bursa oraya gidince ne oluyor? Yine aynı oluyor. Bursa oraya gidince. O da ilk onlar kavgayı çıkarttı. Yanlış ikisi. Tamam. Hayır bak ikisi de yanlış. Futbol futboldur. O ya, ayrı mevzu. Futbolu boş ver. Ben anayasadan bahsettim tamam. Ben ondan dolayı. Ben sana sorumu sorayım bak, kardeş. Abicim. Dur. Sorumu sorayım ben sana. Buyur abi. Devlet Bahçeli bugün bir çıkışta bulundu. Suriyelilerin gönderilmesi gerektiğini ifade etti. Yıllar sonra böyle bir çıkışta bulundu. Devlet Bahçeli bunu kime söyledi yani açıklamada? Ben dinlemedim de. Açıklama yaptı işte. Suriyelilerin gönderilmesiyle ya, ilgili bir talepte. Ya sen o adamı boş ver. O adamı niye takıyorsun ki? O adam daha 2-3 yıl önce Erdoğan'a küfür ediyordu. Şimdi onun yanında. Onun yanında mesela hani ülkücülerin başkan olarak gördüğü insanlardan mesela Meral Danış mı nedir? Akşener. Akşener. O yine öyle. Abi daha 2 ay önce Erdoğan'a küfür ediyor, hakaret ediyordu. Şimdi gitti adamın koluna girdi. O Sinan Oğan mı ne? O yine öyle. Ben onların duruşundan zaten hani şey değilim. Hani biz ülkücüyüz diyorlar, milliyetçiyiz diyorlar ama milliyetçilikle alakaları yok. Yani onları zaten burada konuşmanız bile yani boş yani kendinize. Onları için yani milliyetçilikle alakaları yok dedin ya kardeş. Evet. Milliyetçi olabilmeleri için ne yapmaları lazım? Ne gibi bir eksiklikleri var? Abi. Cansın sen. Evet. Soruyorum. Abi ben milliyetçiliği zaten savunan bir insan değilim. Sana savunuyorsun tamam. Demedim güzel kardeşim. Milliyetçi olması için. Milliyetçi olamadılar diyorsun. Abi ya. Dönek olmasınlar. Milliyetçiyim diyor dönek. Sen vatanını hani. Şunu mu diyorum demek istiyorsun? Ülke ekonomik olarak yerlerde ya, sürünüyor. Ekonomik olarak, tarım ve hayvancılık da yerlerde sürünüyor. Olarak, eğitim yerlerde sürünüyoruz. Hani bunlar konuda. Sesini çıkartmıyorlar. Onu mu demek abi, istiyorsun? Çıkarmıyor artık. Şimdi Erdoğan mı bunları konuşturtmuyor? Bunlar mı Erdoğan'ı konuşturtmuyor? Biz bunu anlamıyoruz. Sen şimdi biraz önce Erdoğan'ı karaladın ama bak. Abi ben Erdoğan'ı karalıyorum. Ben karalamıyorum. Ben eleştiriyorum ben. Biz de eleştiriyoruz. Biz de eleştiriyoruz işte. Şimdi burada beni Erdoğan'cı burada beni Erdoğan'cı çıkarmayın. Ben Erdoğan'cı çıkarmayın. Ben Erdoğan'cı değilim ben. Ben DEM Partiliyim. Sor, sor, sor. Size soralım. Ben DEM evet. Partiliyim. Tamam size soralım beyefendi. Neyse herkes. Sayın Devlet Bahçeli bugün Suriyelilerin gönderilmesiyle ilgili. Gel abi böyle gel gel. Gel böyle. Gel böyle. Suriyelilerin gönderilmesiyle ilgili bir çıkışta bulundu. Neler söylemek istersin? Devlet Bahçeli'ye sormazlar mı? Günaydın ey Devlet Bahçeli. Aklın neredeydi bugüne kadar? Soracaklar. Ayrıca şimdi şeyden neresiydi ya? Yeni gelenler olacak. Sen onu boş ver. Bu göndermeler asla olmaz. Türkiye'de yer çok. Neresiydi oraya? Şimdi yenileri geliyor. Yabancı o yeni turistlik falan. Geliyor geliyor. Yani Devlet Bahçeli böyle demiş. Öbürü böyle demiş. Bunlar hikaye. Tamam mı? Gönderilemez mi Suriyeli? Gönderilemez. Gönderilecek olan kimler biliyor musun? Bizler. Birkaç sene sonra onlar bizi gönderecek. İnan bu olur. Ha belki gönderemezler ama bir milletvekili seçilecek, bir başbakan seçilecek. Nüfusu şu anda kaç? 10 milyondu. 40 milyonu buldu mu? 30-40 milyonu buldu mu?
buraya iyice konacak. Ondan nüfusları ne kadar biliyor musun? Şu anda resmi olarak bilmiyorum da ama 8 milyon var. Kimi 10 diyor, sen de 8 dedin. Ben öyle biliyorum yani. Ya her neyse. Git en basiti çarşambaya git. Halep mi Türkiye mi? Peki Halep mi Türkiye mi dediğin çarşambadaki oturan Suriyeliler evlerini kimler kiraya verdi? Jüpiterliler mi? Bizler verdik. Esas onlar eleştirilmesi gerekmiyor mu? Evet gerekiyor. Dediniz evet. Ya Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli Erdoğan'ın kuklası. Tamam mı? Nereye şey yaparsa o şekil konuşuyor. Kukla olur mu ya? Gayet insan abi ya. Abi içinden geldiği gibi konuşmuyor. Bak ben bundan kaç yıl önceydi abi biliyor. Şurada konuşmuştuk değil mi? Evet. Ben de AKP'ye oyumu verdim. Ama peki vicdanen rahatsız mısın abi? O zaman toz kondurmuyordum. Şimdi savunanlara karşı çıkıyorum. Baksana ya. Şurada bir tane lokanta yapılmış şimdi. Bu belediye başkanı. 5 çeşit yemek 80 lira. 3 çeşit. Ben bugün saydım abi. 4 olsun. Sonuçta 20 liraya geliyor. Bunlar çoğaltılacakmış. Güzel şeyler. Gerçekten. Adam şunu da söyleyeyim. 4 kişilik bir aile gidip daha hadi bir lokantada karnı doyursun da göreyim. Vallahi oğluna simit alamıyor. Ha bunda benim de suçum var. Oy verdik şimdi kendimi yargılıyorum. Pişman mısın? Pişman mısın ne demek? Ne demek? Kardeş sana soralım. Merhabalar. Merhabalar abi. Gel şöyle de güneş geliyor ya. Tamam mı Suat abi? Kardeşim Devlet Bahçeli Suriyelilerin geri gönderilmesiyle ilgili bir çıkışta bulundu. Abi ben bir şey demeyecektim. Hani ben geçen hafta reklam yapmıştım ya işletme yerime. İşletme yerimden kovuldum abi öyle söyleyeyim ya. Şu an. Niçin? Ben ne bilmiyorum abi. Kovuldum ama. Suriyelilerle ilgili ne düşünüyorsun? Optimum teknolojide çalışıyordu. Yavuz Aman. Aynen. O öyle mi? Evet. O benim patronum. İşten çıkarttı. Suriyelilerle ilgili ne düşünüyorsun? Abi bir şey düşünmüyorum. Ben karışmam o işlere pek fazla. Tamam, teşekkür söyleyeyim abi. Burada şimdi çarşambaya git abi hepsi Arapça tabela değil mi? Arapça tabela. Benim memleketimde Diyarbakır'da adam bir müşteriyi Kürtçe ağırladı diye. Niye? Niye şey yaptılar? Gözaltına aldılar abi. Hani nerede Kürtlük sorunu yoktu? Var abi var. Var. Burası Türkiye ise buranın yarısı da Kürttür. Suriyeliler değildir.